anlatıyorum. Evet. Sen bunu karıştırıyorsun. Senin görevin bu, benim görevim de bunu anlatmam. Okey? Annemin annesi anneannem. Bu muhteşem bilgi için Kuzey teşekkür ederim. Kendi turşunu söyleyin, kendin ver bakalım hadi. Her şeyin tamam mı? Net mi? Dikkat et. Evet. Hayırlı olsun. Gördünüz mü? Ne? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Turşu yapıyoruz. Daha ne? Şu arkadakine verir misin? Ay hamuru yoğuracağım. Hamuru yoğuruyorum şimdi. Evet. Ne yapacağız? Geçiyoruz turşu suyuna. Aa. 3 litre turşu suyu hazırlayacağım. Olur. Aa burada 3 kaşık var zaten. Evet. Şimdi 3 litre turşu suyu için 4'er bardak su koyacağız. Yani kaç eder? 12 bardak eder. 2 sayar mısın? 2 3 4 5 Evet. 6 Evet. 7 Evet. 8 Yetmez. Yetmezse sonra ekleriz. 9 Şimdi git bana yer mutfaktaki suyu getir ya da buralarda da olabilir o. Şurada. O değil. O zehirli. O Vix. Hastalıklarla boğuşuyoruz da. Bekliyorum seni. Baba. Ben bu sırada yavaş yavaş kombu çayından bahsedeceğim. Bir kapatmayın. Kapatmayın diyor, kapatmayın. Lütfen izlemeye devam edin. Geliyorum. Gel. Ezan okunuyor. Lütfen. Arkadaşlar ezan okuyun sana. Aman Allah'ım. Evet. Sen Allah'ım. Kaç bardak olmuştu? 9 8,5 olmuştu. Çekil bakalım. 10 9,5 9'du. 10 11 10 11 12 11 Öf ya. 13 Şimdi 12 bardak su hazırladık. Tamam mı? Fazla değildir inşallah. Şimdi bırakıyorsun onu. Şimdi 4 bardak suya 1 bardak sirke koyacağız. Yani buna 3 bardak sirke koyacağız anlamına geliyor. Aa. Ama biz buna 3 bardak sirke koymayacağız. 2,5 bardak sirke koyacağız. Ver. Tamam ben yaparım. Bir saniye bir şey anlatabilir miyim? Olur. 2,5 bardak sirke koyacağız. Yarım bardak da. Öf kombu. Kombu çayı koyacağız. Evet. Kombu size bir gösterse. Evet şimdi göstereceğim. Sağlıklı bir şey. Evet. Abi şimdi ben dökeceğim. Şimdi sen elin sirke olur bence dökme. Ya. Ben şimdi dökeyim 2,5 bardak gibi. Eksik kalırsa kombu çayını da tamamlayacağım onu zaten. Sen karıştırabilirsin istersen. Olur. Tamam olur. Çok çok kötü bir şey oldu. Evet 2 bardak gibi bir şey çıktı. O zaman 1 bardak da kombu çayı ekleriz, tamam mı? Evet, 1 bardak kombu çayımızı. Turşu suyu içilir mi? Tabii ki içilir. Sirke? Vermiştim ya. Sirke ben sabahları içiyorum bazen. Ama kötü bir şey deme, sağlıksız. Sağlıksız olur mu canım? Sağlıklı gayet. Ama tabii kombu çayı daha sağlıklı. Evet, şimdi. Evet. Şimdi buna 3 yemek kaşığı şeker atacağız. Ama ben o kadar çok atmak istemedim açıkçası. Bazen verir hiç atılmayabiliyor. Bir saniye. Şöyle alalım şekerimizi. Şeker dökeceğiz. Yani ben şöyle 1 atmak istedim. Hemen hemen 1 bile değil. Çok atmak istemiyorum. Bunu attım. Tamam mıdır bu? Bu tamam. Kaya tuzunu da 1 litreye 3 kaşık, 3 yemek kaşığı koyuyoruz. Onu da yani 9 kaşık koyacağız. Anne ben koyayım. Ben koyayım, sen karıştır olur mu? 1 2 Ayağa kalkayım ben. 3 Karıştır bakalım. 4 Önce kır. 5 Tuzlu olmasından korkmayın. Ne kadar tuzlu olursa o kadar sert kalır. 7 mi oldu, 6 mı? Neden sulu olmasından korkmayın, deriz ki ekşi bir şey tuz.
Hiçbir şey değil, tuz. Tuzlu olmasından korkmamız gerek. Evet, şimdi onu karıştır. Şimdi limon tuzu da tatlı kaşığıyla koyacağım. Limon tuzunu sakın yemeyin, yersiniz, pişman olun. Onu da bir, her litre için birer tatlı kaşığı eklemek istiyorum. Limon tuzundan da korkmayın. Biraz daha, hatta ben elimi bol tutayım. Biraz daha ekşi yalnız. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi sen karıştırırken ben kombu çayını birazcık anlatsam olur mu? Hani bu kadın bunun içine ne ekledi diyebilirler çünkü. Dinler misin beni? Evet. Tamam. Kombu çayı özel olarak insanları iyileştiren bir çaydır. Malzemeleri size söyleyelim. Evet. Bir kombu ekliyorsunuz. Kombuça mantarı. Kombuça mantarı ekliyorsunuz. Sonra üstüne çay koyuyorsunuz. Şimdi ben şöyle göstereceğim. Sonra üstüne çay mı koyuyoruz? Şimdi ben anlatacağım, tamam mı? Sonra da üstüne şimdi çay koyuyoruz. Bu bizim, bunlar, bu bizim kombuça otelimiz. Bu kombuça otelin içinde kombuça mantarları ve küçük olan yavru scooby'ler var. Scooby ne ki? Yavru mantarlar, yavru kombuça mantarları. Anladım. Scooby deniyor. Anladım. Bunlar burada büyüyor, çoğalıyor, yavruluyor ve biz bunları ne yapıyoruz? Scooby dedin ya. Scooby dedin ya. Scooby mu geldi? Evet. Başka bir şey olamazdı zaten. Anlatabilir miyim? İşte ben bunlarla uğraşıyorum. Bu şekilde bir hayatım var. Onun için bu sesler hep kısık. Anlatıyorum. Evet. Sen bunu karıştırıyorsun. Senin görevin bu. Benim görevim de bunu anlatmam. Okey? Annemin annesi anneannem. Bu muhteşem bilgi için Kuzey'e teşekkür ediyoruz. Tamam. Tamam. Babamın babası babaannem. Kuzeyciğim. Tamam. Lütfen hadi. Anlatıyorum. Dediğim gibi bu bizim kombuç otelimiz. İnşallah bu sefer anlatabilirim. Kombuça mantarlarımı burada büyüdükten sonra buraya alıyorum. Burada biriktiriyorum. Kombuça mantarı, kumbara değil, hayır otel. Tamam. Kombuça mantarı M.Ö. 220 yılından beri çayı yapılıp içilen, şekeri yapılıp çocuklara yedirilen, kremi yapılıp sürülen bir mantar. Daha doğrusu bir bakteri aslında, bir mantar değil ama mantar deniyor. Bakteri dersen insanlar tohumuna bile bakmak istemez. Şu an aslında açık bir tane de gösterebilirim ama bunu da başka bir videonun konusu yaparız. Kombuça mantarları mantarıyla ve çayı, kombu çayıyla ilgili bir video çekeceğim zaten. Çayın üstüne koyuyorsun. Şimdi onu Kuzey'in olmadığı bir gün çekmem gerektiğini bugün onu da anladım. Karıştırırken ben devam ediyorum anlatmaya. Olur. Kombu çayı vitaminleri, mineralleri, hyaluronik asit, ürik asit, malik asit, laktik asit. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bütün asitleriyle birlikte. Sen aslında kombu çayın bakteri dedin ya. Evet. İnsanlar tadına bile bakmak istemez. Ben şu an ay bayağı bir çok yaşıyorum. Ama şunu söyleyeceğim. İçeriğini şu anda birazcık anlattın. Benim anneannem anneannem söyleyeyim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey anlatabilir miyim? Evet. Bu çayın diğer adı neydi? Ölümsüzlük çayı. Evet. Tanrıların çayı diyorlar. Tabii ki biz böyle söylemekten hoşlanmıyorum ben açıkçası. Tanrıların çayı, ölümsüzlük iksiri vesaire gibi. Sadece sağlıklı bir çay olduğunu söylüyorum. Ben sağlıklı bir çay demem. Açayı ve ananasla yaptım. Bergamotla yapabilirsiniz. Anne sen ananası sevmiyorsun ki. 20 suyunu seviyorum, meyvesini seviyorum. Evet, ben de aynıyım. Anlatmaya devam edebilir miyim? Tekrar merhaba, biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Babamızı işe gönderdik, uğurladık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha sakiniz, daha güzel söz kesmeden güzel güzel turşumuzu yapacağız. Evet, çok güzel. Evet, ondan sonra da Kuzey uykuya gidecek çünkü artık uykuya gitmesi gerekiyor. Şimdi dediğim gibi 1 litre olarak düşündüğümüz zaman 1 litreye 3 bardak sirke koyuyoruz. Ben 2 bardak sirke koyup 1 bardak kombu çayı koyacaktım. Şimdi onu da koyacağım. 1 bardağa 1 yemek kaşığı, 1 litreye 1 yemek kaşığı şeker koyduk. Galiba öyle hatırlıyorum. 1 tatlı kaşığı limon tuzu koyduk. Anne. 3 yemek kaşığı da kaya tuzu koyduk 1 litreye. Evet. Anne. Kombu çayı koyduk. Emin misin koyduğumuzdan? Evet. Ben çok emin değilim. Koyduk anne. Eksilmiş mi diye bakalım. Biraz eksilmiş ama bence 1 bardak kadar eksilmemiş bu. Ben hiç koyduğumuzu hatırlamıyorum kombu çayını. Ne zaman koyduk? Şimdi geri dönüp izleyemeyeceğim de. Bence koyalım. Koyduk. Emin misin? Koyduk tabii. Ya koymadıysa? Sirkeden sonra koyduk diyorum. Emin misin? Peki tamam. Koymuşuz kombu çayımızı. Şimdi kombu çayı hakkında konuşuyordum, yarım kalmıştı. Onu açıklamalar kısmına yazacağım. Kombu çayı mushrooms diye Instagram sayfam var. Buradan satışını yapıyorum. İsteyen mantarını, isteyen çayını, isteyen de kremini oradan temin edebilir ya da bir şekilde kombu çayı mantarına ulaşabilirsiniz.
Nasıl ulaşacaksınız artık? Anne. Ulaşabilirsiniz. Efendim? Şey, hani biz suyu yaptık ya. Evet. İçine yer koyduk, hatırlamıyorum. Söyledim ya az önce. Şunlar beni dinlemiyor mu ya? Birazdan en sonunu tekrar söyleyeceğim. Biraz kombuça mantarına bahsedeyim. Tamam. Dediğim gibi açıklamalar kısmında birazdan yazacağım. Kombuç çayının tam olarak ne olduğunu oradan öğrenebilirsiniz. Çok güzel. Ne? Çok güzel bir tadı var. Kombuç çayı mı? Evet. Göster. Birazdan içersin. Kuzey çok seviyor. Bazılarını, bergamotlusunu mesela çok seviyor. Ananaslısını çok seviyor. Ama yeşil çaylısını çok sevmiyor. Oğlum çayla da yapabilirsiniz. Beyaz çayla yani. Beyaz çayı sevmezsiniz. İstediğiniz her çayla yapabilirsiniz. Çayınız 10 gün bekledikten sonra, ben bu arada bunu karıştırırken anne, devam edeyim. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bunlar bir saniye mi? Sözümü noktamı koyduktan sonra sen devam et. Olur. Ay çok enteresan. Gelişme bak. Anne. Unuttum zaten. Buyurun söyleyin efendim. Söyleyin hemen. Şey, bununla kombuçayı 15 gün aynı. Evet, bu 15 gün bekleyebilir. Kombuçayı da 10 gün bekliyor. 15. Ama 10 gün sonra 15 gün 30 güne kadar içebilirler. 15 gün sonra daha sağlıklı oluyor, evet. Ama içmek isteyen 10 gün sonra açıp içebilir. Ama derse ki hayır ben 15 gün sonra içeceğim, daha sağlıklı. Şeker hastaları 30 gün sonra açıyor. Çünkü mantarın içindeki mantar çayın içindeki bütün şekeri aldığı için şeker hastaları için sıkıntısı olmuyor. Kolesterole iyi geliyor. Faydalarını bir dahaki videomuzda kombuçayı yaparken beraber o zaman anlatacağım. Şimdi çok oralara girmiyorum. Sadece her şeye iyi geldiğini söyleyebilirim. Cilt dahil, saç dahil, her şeye ve her şeye. Ama konumuz şu anda turşu olduğu için o konuyu kapatıyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Çok acil olarak ihtiyacı olanlar olabilir. Kanser hastalarının birinci evresine çok iyi geliyor. İkinci evrede yavaşlatma var. AIDS hastaları da hastalıklarını maalesef yavaşlatmak için en çok kombuçayı içiyorlar. Diyorum, kombuçayı hakkında Rusya'nın kombuçayı içilen köylerinde tek bir kanser vakası bile olmadığını söylüyorum. Ve sadece kansere iyi gelmediğini, her şeye ve her şeye iyi geldiğini kombuça mushroom sayfamda bulabileceğini söylerim. Tekrar turşuma geçiyorum. Anne, evet. Şu an hiçbir şey anlamadım. Anlamadın mı? Ama senin anlaman için yapmıyorum. Sen sadece iç yeter. Çocuklar içebiliyor, hamileler, emzirenler, herkes içebiliyor. 2000 yıldır içilen bu çayın tek bir yan etkisini bile doktorlar asla bulamadılar. Geçiyorum. Doğru. Zaten bebekler bile içiyor. İçinde biraz şeker olduğu için bir bardağında 2 gram şeker var. Bir bardağında 2 gram dahi şeker olduğu için bebeklere ben tavsiye etmiyorum ama içirmek isteyen varsa içirebilir. Bir bardak elma suyunda ne kadar şeker var peki? 28 gram. Çok değil mi? Ama kombu çayında 2 gram şeker var. Evet, turşularımıza şimdi sularını verelim artık. Anne önce verin turşumu, ben bak başla. Olur. Videonun sonunda fotoğrafını çekeceğiz. Ve videonun sonunda bunları daha sonra kullanmak üzere şöyle koyuyorum. Birazdan ben bunları tekrar yapacağım. Şimdi sen peki kendi turşunun suyunu verebilir misin acaba? Bir denemek ister misin? Evet. Al, hadi al bakalım. Kendi turşunun suyunu kendin ver bakalım, hadi. Her şeyin tamam mı? Net mi? Dikkat et. Evet. Hayırlı gördünüz olsun. Gördünüz mü? Ne? Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Turşu yapıyoruz. Daha ne? Dikkat et, düzgün tut. Hayır, yanlış tuttun. Yanlış tuttun. Ben yardım edebilir miyim? Ben yapabilir miyim? Olur. Tamam, ben yapayım. Ya ben dökeyim. Ama yanlış tutuyorsun. Çok tuhaf bir stilin var. Tamam, ben dökerim. Hı. Bak işte öyle üstten tutarsan dökemezsin. Al. Büyü tutmayacak ev. Her yer sirke oldu kuzey. Yarın temizlik var. Ben yapacağım. Etrafı sirke oldu. Bir şey söyleyeceğim. Bunun adı bir kere silke değil, sirke. Anladım. Ya anladım, ben dökeceğim. Hayır tamam. Senin aklın kaybetti. Turşun bu mu? Net misin bu konuda? Başka bir şey koymayacak mısın? Karışmam. Koyacağım. Ne koyacaksın? Lahana. En üstte kereviz yaprağı koyabilirsin. Başka hiçbir şey koyamazsın artık. Geçti. Havuç. Süs olsun bari. En üstte havuç mu koyacaksın? Peki bakalım nasıl bir turşu çıkacak, çok merak ediyorum. Tamam, yeterli. Yeterli, tamam. Tamam dedim. Hayır, o olmaz, o olmaz. O olmaz. Kereviz yaprağı sadece koyacaksın. Benim turşum be. Senin turşun olabilir ama turşunun tutması için de bir şeyler yapmak gerekiyor. Tamam. Evet, şimdi ben kendi turşuma geçerken bence veda edelim artık. Dökülecek, hayır doldu zaten bu. Bence vedalaşalım artık.
Sen belki... Ben kendi turşumu doldururum daha sonra. Son kez turşu suyunu tekrar anlatayım. 1 litrelik sudan bahsediyorsak eğer, 1 litrelik suya, 1 litre suya, çeşme suyu olmayacak tabii ki. Ya kaynamış soğumuş su olacak ya da satın alacaksınız. 1 litre suya 3 yemek kaşığı kaya tuzu koydum. 1 yemek kaşığı şeker koydum. 1 tatlı kaşığı limon tuzu koydum. 3 bardak sirke, ben 1 bardak kombuçayı koydum. 3 bardak sirke koyabilirsiniz. Bu ürünleri içine fazlalaştırabilirsiniz. Fazlalaştırmanız sıkıntı değil, azaltmadığınız müddetçe problem yok. Güzel turşu sularınızı bu şekilde elde edebilirsiniz. Dediğim gibi üstüne de kereviz yaprağı, maydanoz, kereviz sapı, asma yaprağı koyabilirsiniz. Altı nohut koyabilirsiniz. Ha şunu da söyleyeceğim. Turşunun probiyotiğinin artması için 1 su bardağı kefir tavsiye ediyorlar. Ya da bu Enterogermina gibi probiyotik şişelerinden 4-5 tane de koyabilirsiniz içine. Çok daha probiyotikli bir turşu elde edersiniz. O dolu anneciğim, dolu. Doldurdum ben onu. Kuzey yine beni dinlemeye başladı. Seninkini de yapacağım. Birazdan yapsak vedalaşıyorduk da. Vedalaşıyorduk. Dediğim gibi benim probiyotik depo kombu çayım olduğu için ben bir başka bir kefir vesaire bir şey kullanmak istemedim. Kefir mi oldum? Kefil oldum. Turşuya kefilim. Bu turşuya kefilim. Bu turşu çok güzel oldu. İçine sevgimizi ve sinirimizi, öfkemizi kattık biraz. Biliyorsunuz hepsini gördünüz. Kuzey şımarıklıklarını kattık. Ama eğlenceli oldu. Biz birbirimizi seviyoruz. Biraz kavga ediyoruz bazen. Evet. Ama hoşça kal diyelim mi artık? Evet. Hadi. Senin video kapanışı sen yapacaksın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Turşuların fotoğrafını çekeceğim. Hoşça kalın.